Herkese merhabalar. Ben Süleyman Yılmaz. Fonksiyonel mühendislik malzemeleri için karakterizasyon teknikleri dersi kapsamında termal yönetim uygulamalarında kullanılan ısı depolama malzemeleri hakkında sunumu gerçekleştireceğim. Enerji depolama sistemlerinin gelişimi son yıllarda hız kazanmış olup modern teknoloji üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle herhangi bir kesintili enerji kaynağının kullanılması durumunda enerji talebini karşılamada kritik önem taşımaktadır. Enerji depolama sistemlerinin temel amaçları enerji tüketiminin azaltılması, enerji giderlerinin azaltılması, iç hava kalitesinin arttırılması, operasyon esnekliğinin arttırılması, ilk yatırım ve bakım maliyetlerinin düşürülmesi şeklinde sıralanabilir. Enerji talebi ticari, sanayi, kamu konutlarda ve yardımcı sektörlerde günlük, haftalık, sezonluk olarak değişim gösterir. Tercih edilen durum enerji talebi ile çeşitli enerji dönüşüm sistemlerinin birlikte sağlandığı enerji arzının eşleşmesidir. Ancak enerji tüketimi belirli saatlerde çok fazladır ve bu saatlerde talebi karşılamak güçleşir. Bozulan arz talep dengesi pik yük saatlerinde enerji fiyatlarının artmasına neden olmaktadır. Günümüzde pik yük talebi gaz türbinleri ya da dizel jeneratörleriyle karşılanmaktadır. Enerji depolama yöntemleri pik yükteki talebi karşılamak için güneş, rüzgar, nehir tipi hidroelektrik santraller veya kojenerasyon sistemleri gibi alternatifler sunmaktadır. Mekanik enerji depolama sistemlerinde ise doğrusal ya da dönen hareketin kinetik enerjisi veya yüksek bir cismin potansiyel enerjisi ya da elektrik bir cismin sıkıştırma ya da gerdirme enerjisi kullanılarak depolanabilir. Mekanik enerji depolama sistemleri, pompaj depolama sistemler, sıkıştırılmış hava ile depolama sistemleri, volanlar olarak 3 temel başlıkta ele alınabilir. Kimyasal enerji depolama sistemlerinde ise bir ya da daha fazla kimyasal bileşikten oluşan bir formdan diğerine geçerken enerji depolayan ya da yayan sistemlerdir. En çok bilinen kimyasal sistemler pillerdir. Piller enerjiyi elektrokimyasal enerji olarak depolar ve gerektiğinde kullanıma sunarlar. Hidrojen de bir kimyasal enerji depolama aracıdır. Suyun elektrolizi ile hidrojen elde edilir. Böylece enerji depolanmış olur. Gerektiğinde yakıt pilleri ya da termal sistemlerde kullanılan hidrojen depolanan enerji geri alınmış olur. Termal enerji depolama yöntemleri ise sıcak ya da soğuğun daha sonra kullanılmak üzere depo edilmesidir. Enerji üretimi ile tüketimi arasında uyumsuzluk olduğu durumlarda termal enerji depolama sistemlerinin kullanılması enerji verimliliği kullanımına yardımcı olmaktadır. Termal enerji depolama yöntemleri enerji depolamanın düşük maliyetli, yüksek verimli bir yöntemidir. Solar termal güç santralleri termal enerji depolama sistemleri ile birlikte kullanılabildiği için diğer yenilenebilir enerji santrallerine göre avantajlı durumdadır. Örneğin rüzgar türbin santralleri ya da fotovoltaik güç santrallerinde enerji, elektrik enerjisi depolanabilirken solar termal güç santrallerinde doğrudan ısı olarak depolanabilir. Böylece gün içerisindeki değişen ışınıma rağmen daha sabit bir güç çıkışı elde edilmiş olur. Termal enerji depolama sistemleri günümüzde pratik ve ekonomik olarak uygulanabilmektedir. Solar termal güç santralleri termal enerji depolama sistemleri ile donatıldıklarında gün batımından sonra birkaç saat süreyle tam çalışabilmektedirler. Genel uygulama depolama sisteminin gün içerisinde doldurulması, güneş batımından sonra tekrar boşaltılması şeklinde olup bu sayede şebekenin talebine göre santralin işletilmesi sağlanmış olur. Seçilen depolama şekline bağlı olarak optimum depolama özelliklerine veya sistemin uzun ömürlü olmasını sağlamak için bir takım gereksinimlere ihtiyaç duyulur. Bunlar yüksek enerji yoğunluğuna sahip depolama malzemeleri, yaygın bulunabilmesi, ısı taşıyıcı akışkan ile depolama ortamı arasında yüksek ısı geçişi, depolama ortamının mekanik ve kimyasal kararlılığı, alevlenebilirlik ve patlayıcı olmaması, ısı taşıyıcı akışkan, ısı değiştirici ve depolama ortamı arasında kimyasal uyumluluk, taşınabilirlik, iklimlendirme sistemleri ile uyumlu olması, yüksek sayıda şarj dışarı döngüsü, düşük termal kayıplar, düşük maliyet, düşük çevresel etki olarak sıralanmaktadır. Termal enerji depolama sistemleri güneşten sağlanan enerji ile enerji talebi arasında uyumsuzluğu giderirken, bu gibi parametreleri gözün önüne almaktadır. Termal enerji depolama sistemlerinde 3 yöntem kullanılmaktadır. Bunlar duyulur ısı depolama, gizli ısı depolama, termokimyasal enerji depolama yöntemleridir. Bu 3 yöntemden ilk ikisi mevcut sistemlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Duyulur ısı depolama, ısının iç enerji olarak depolanması esasına dayanmaktadır. Depolanan ısı genellikle katı ya da sıvı haldeki ortamdan sıcaklık artışına sebep olur. Bu yöntem genellikle diğer alternatiflerinden basit ve daha ucuzdur. Evlerde sıklıkla kullanılan su boilerleri bu yöntemin en temel, en yaygın uygulamasıdır.
İyi bir depolama ortamı yüksek ısıl kapasiteye sahip malzemelerden oluşur. Evsel uygulamalar gibi kısıtlı alanlara sahip uygulamalar için depolama sisteminin kapladığı alan ya da önemli alan önemli bir etmendir. Kullanılabilir alanın kısıtlı olması depo malzemesi olarak kullanılacak olan katı veya sıvı malzemenin miktarına sınırlıdır. Bir diğer önemli özellik ise gerekli uygulama için yeterli oranda ısının etkin bir şekilde emilimi ve serbest bırakılmasıdır. Bu oran katılarda termal difüzyona, sıvılarda ise malzemenin ısı taşınım kasarısına bağlıdır. Duyulur ısı depolamada sıklıkla kullanılan malzemeler su, hava, yağ, kayaç, tuğla, beton ve kumdur. Depolama sisteminde kullanılan enerji miktarı sıcaklıkla, ortamın kütlesiyle ve ortamın ısı kapasitesiyle orantılıdır. Her bir ortamın kendine özgü avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Fakat seçim yapılırken genellikle ısı kapasitesi, depolamada kullanılabilir alan temel kriter olarak ele alınmaktadır. Duyulur ısı, duyulur enerji depolama sisteminde kütle, özgü ısı ve sıcaklığa bağlı olarak malzemenin iç enerji değişimi denklemde gösterilmiştir. Duyulur ısı depolamada yoğunluk ve ısı kapasitesinin yanı sıra malzemenin diğer özellikleri de önemlidir. Bu işletme sıcaklığı, ısı etkinlik, ısı yayılım, buhar basıncı, malzemeler arasındaki uyum, kararlılık, yüzey alanının hacme bağlı oranı olarak ısı kaybının katsayısı ve maliyetidir. Duyulur ısı depolamada kullanılan ortamın basın başında hiç şüphesiz şu gelmektedir. Kaya parçacıkları, çakıllar, toprak ve yağlar, tuzlar, seramikler gibi diğer bazı malzemeler de günümüzde yaygın olarak duyulur ısı depolama ortamlarıdır. Duyulur ısı depolama ortamlarının 20 santigrattaki ısı kapasiteleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu tabloda gördüğümüz gibi kil ve tuğladan başlayıp manyetit ve suya kadar ilerleyen bir skaladaki malzemelerin yoğunluk, özgül ısı ve volümetrik ısı kapasite değerlerini görmekteyiz. Duyulur ısı depolama sistemleri kullanılabilecek bazı malzemelere ait termal özellikleri ise şu şekildedir. Tabloda gösterildiği gibi soğuk sıcaklık ve yüksek sıcaklıktaki malzemelerin ısı iletkenlik, yoğunluk, ortam özgül ısı kapasitesi, hacimsel özgül ısı kapasitesi, ortam türü olmak üzere parametreler başlığı altında değerler verilmektedir. Gizli ısı depolama bir materyalin faz değişimi gerçekleşene kadar ısıtma yöntemiyle sağlanmaktadır. Katı halden sıvı hale ya da sıvı halden gaz hale geçen materyal bu sayede ısıyı depolamış olur. Faz değişim sıcaklığına ulaşan malzeme faz değişimini gerçekleştirmek için büyük miktarda ısıya ihtiyaç duyar. Bu ısı faz değişimi değişim ısısı olarak tanımlanır. Malzemenin bu davranışını da ısının depolanmasını sağlamış olur. Gizli ısı depolama yöntemi için depolanan ısının miktarı denklemde verildiği gibi hesaplanmaktadır. Bu denklemde katı ve sıvı fazdaki özgül ısılar, faz değişimi enterpisi, ergime sıcaklığı, katı fazdaki sıcaklık ve sıvı fazdaki sıcaklık farkları denklemde yer almaktadır. Saf maddelerin ısıtılması üzere sıcaklığın değişimini gösterilmektedir. En iyi bilinen ve sıklıkla kullanılan faz değişim malzemesi sudur. Su depolamada sistemlerin de en tercih edilen malzemesidir. Sıfır santigrat derecenin altındaki sıcaklıklarda tuzlu su sıklıkla kullanılır. 0-130 santigrat derece sıcaklıklar arasında parafinler, tuz hidratlar, yağ asitleri, alkoller kullanılmaktadır. 150 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklarda ise tuzlar ve organik malzemeler kullanılır. Gizli ısı depolama sistemlerinde kullanılmak üzere birçok fazla değişim malzemesi üzerinde çalışmalar yapılmış olup bunların çok azı ticarileşmiştir. Genellikle erişebilirlik ve fiyat birçok fazla değişim malzemesinin önündeki en büyük engel olmuştur. Bunlar dışında günümüzde bazı malzemeler için faz ayrışması, aşırı soğuma, korozyon, kararsızlık, düşük ısı iletkenlik gibi sorunlar hala çözülememiştir. Bu alanlarda çalışmalar devam etmektedir. Gizli ısı depolama ait faz değişimler, sıcaklığa ve sallanan ısıya göre değişimi grafikte yer almaktadır. Burada gördüğümüz gibi saf malzemelerin ısıtma sürecinde gerçekten sıcaklık değişimi ile birlikte katının ısıtılması, ergime, sıvının ısıtılması, buharlaşma ve buharın ısıtılması şeklinde gerçekleşmektedir. Termokimyasal ısı depolama, bu yöntem tersindir endotermik kimyasal reaksiyonların termal enerjiyi depolamak için yararlanılması esasına dayanır. Kimyasal ısı, kimyasal bir bileşikteki bağları koparmak için gerekli olan ısı olup, bu enerjinin neredeyse tamamı sentez reaksiyonları gerçekleştiğinde geri alınabilmektedir. Kimyasal enerji depolama birçok avantaj sunmasına rağmen, tersini termokimyasal reaksiyonların çok erken evrelerde gerçekleşmesi
sorun teşkil etmektedir. Termokimyasal enerji depolama, aktif materyalin enerji depolama yoğunluğunun sıcaklık aralığı, geri kazanılabilirlik, reaksiyon kinetiği gibi birçok özelliği önemlidir. Termal enerji depolama sistemlerinin pratikte başlıca uygulamaları şunlardır. Ortamı ısıtma ve soğutma, kullanım suyu ısıtma, endüstriyel ve zirai proses ısıtma, güneş enerjisiyle pişirme, küçük güç santralleri ve su pompaları, çanak tipi kolektörler, kısa süreli depolama. Bu ölçekli yoğunlaştırılmış güneş enerji santralinin uzun süreli depolama şeklinde sıralanabilir. Termal enerji depolama teknolojileri ilgili verilen aşağıdaki örnekler yer almaktadır. Teknik performanslar ve tipik uluslararası güncel değerler parametreleri altında yer alan çevresel etki, maliyet, yatırım maliyeti, işletme, depolama kapasitesi, depolama süresi gibi değerler verilmektedir. Bunlar bize bu termal enerji depolama yöntemleri hakkında bilgiler vermektedir. Bazı termal güneş santrallerinin sahip oldukları termal depolama kapasiteleri aşağıdaki listede verilmiştir. Buradaki farklı ülkelerde yer alan tesisler ve tesislerin kullandıkları depolama tipleri, depolama ortamları, nominal sıcaklıklar, depolama tipi, tesis kapasitesi, depolama kapasitesi gibi değerler yer almaktadır. Burada gördüğümüz gibi kullanılan kolektör tipleri ise parabolik oluklu, merkez alıcılı olarak iki tip olarak görülmektedir. Çok çeşitli termal depolama sistemleri vardır. Bu sistemler termal depolama materyali ve depolama için kullanılan materyali şarj etme yöntemiyle ayırt edilebilir. Bu sistemlerin diğer özellikleri arasında ısının depolanma süresi, depolanan ısı miktarı, ısı değiştirilen tasarımı, ısı dağıtım sistemi sayılabilir. Termal enerji depolama sistemlerini tasarlayanların seçilen sistemini, alan ısıtma sisteminin maliyeti, güvenirliği, performansını nasıl etkileyeceği iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Temelde tasarlanan sistem, güneş enerjisinin bir yoğunlaştırılmış güneş toplayıcı tarafından toplanıp, ısıtılan havanın bir fan, blower kullanmak suretiyle tamamen yalıtılmış depoya iletilmesi üzerine kurulur. Türkiye ile ilgili verilere bakacak olursak, ülkemizde yıllık toplam güneşlenme süresi 2741 saat olup bu günlük olarak 7,5 saate denk gelmektedir. Yıllık toplam gelen güneş enerjisi ise 1527 kWh saat bölü metrekare yıl şeklinde olup günlük ortalama değeri 4,18 kWh saat bölü metrekare gün şeklindedir. Yoğunlaştırma oranlarında ve farklı çalışma sıcaklık seviyelerine sahip birçok tipli toplayıcı vardır. Doğrusal parabolik toplayıcılar, bileşik parabolik toplayıcılar, Fresnel lensleri ve solar çanak toplayıcılar en yaygın güneş toplayıcı yoğunlaştırıcı toplayıcılardır. Güneş termal sistemleri genel olarak düşük ve orta ve yüksek sıcaklık sistemler diye ayrılabilir. Güneş ışığı konsantrasyonu olmadan çalışan düşük sıcaklık güneş enerjisi sistemleri düşük dönüşüm verimliliğine sahiptir ve ev içi uygulamalarda kullanılmaktadır. Güneş enerjisi konsantrasyonu gerektiren ortam ve yüksek sıcaklık güneş enerjisi sistemleri daha yüksek dönüşüm verimine sahiptir. Çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilirler. Bu çalışmalarda tasarlanan sistem için iki tip güneş kolektörü düşünülebilir. Bunlar şekil B1-2'de gösterilen parabolik çanak kolektörler ve parabolik oluk kolektörleri şeklinde görülmektedir. Her iki toplayıcı da güneş radyasyonu yoğunlaştırarak daha yüksek ısı elde etmektedir. Yoğunlaştırma oranları farklılık göstermektedir. Toplayıcıların etkin performansı için güneşin açısal pozisyonu takip etmesi ve onu izlemesi amacıyla doğrusal bir güneş izleyici kullanılmaktadır. Toplayıcının ısıl performansını artırmak için yüksek yoğunlukta kontrol devresine sahip bir elektronik izleme sistemi kullanılmaktadır. Yoğunlaştırıcı toplayıcılarda 3 tip kayıp meydana gelmektedir. Bunlar optik kayıplar, emici borunun bulunduğu ortam sebebiyle oluşan ısıl kayıplar ve yoğunlaştırıcının geometrisine kaynaklanan kayıplar. Tasarımda hangi yoğunlaştırıcı toplayıcı kullanılacağına karar vermek için öncelikle ne kadar süreliğine bir termal enerji ihtiyacı var sorusuna cevap verilmelidir. Sonraki aşamalar, maliyetler, bölgesel ve yerel şartlar güneşlenme sürelerini göz önünde bulundurarak çanak tipi yoğunlaştırıcı ve oluk şeklindeki yoğunlaştırıcı kullanılmasına karar vermektedir. Temelde daha önce de yapılan çalışmalarda ortaya konulduğu gibi odak noktasına ve bu kısımdaki alıcıya önem verilmesi gerekmektedir. Alıcıda kullanılan materyal yaklaşık 1 ve 3 cm çapında olabilir. Diğer husus ise çanak tipi yoğunlaştırıcının daha verimli olduğunun unutulmamasıdır. Ayrıca yoğunlaştırıcının tesis edildiği kısımlar güneşin en iyi alan kısımlar ve rüzgarı en az alan kısımlar olmalıdır. Rüzgarı tamamen kesmek amacı güneş ışınlarını engellemeyecek sayıdan bir materyalle kaplanabilir. Aşağıda gördüğümüz görsellerde
gördüğümüz görselde alıcı ve bir peltiyer görmekteyiz. Bunlar da ısıyı depolama için kullanılan sistemlerdendir. Depolama malzemenin özellikle inceleme ve karakterize etme yöntemleri de iki başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar ise termal analiz yöntemleri ve termal iletkenlik ölçüm yöntemleri şeklinde olmaktadır. Termal analiz yöntemleri, termal yöntemler ile gerçekleşen sıcaklık ve bir sistemin kütle, reaksiyon hızı, hacim gibi bazı özellikler arasındaki dinamik ilişkilerin incelenmesine dayanır. 12 kadar termal analiz yöntemi vardır. Bunlardan en çok kullanılanlar bu bölümde ele alınmıştır. Bunlar termogravimetrik analiz, diferansiyel yöntemler, diferansiyel yöntemler ise diferansiyel termal analiz ve diferansiyel skenekrometre adı altında ikiye ayrılmaktadır. Ve en son olarak da termometrik titrasyon şeklinde. Termogravimetrik analizde örnek sıcaklığı ve çevre koşullarına başlayarak 1200 santigrat derece kadar oluşan sıcaklıklara kadar ısıtılırken kütlesi sürekli olarak izlenir. Kütlenin sıcaklığına karşı çizilen grafiği termogram denir ve kalitatif ve kantitatif tayinler de kullanılır. Termogravimetrik analiz cihazında hassas bir analitik terazi, bir fırın sıcaklığı kontrol edici ve programlayıcı, kaydedici bulunmaktadır. Kaydedici örnek kütlesinin sıcaklığına karşı grafiğini çizer. İnert bir atmosferde gerektiği hallerde bunu sağlayacak yardımcı sistemlerde gereksinim olur. TGA ile örneğin saflığı, bozulma davranışı ve kimyasal kinetiği incelenir. Termogravimetrik analiz sisteminin şematik diyagramını aşağıda görmekteyiz. Burada görüldüğü gibi ısıtıcı, bilgisayar, kaydedici, örnek torunluk, termokupul ve sistem içerisinde yer alan örnek ve atmosfer kontrolü gibi diğer parametreler de yer almaktadır. Bunlar termogravimetrik analiz metodunun temel başlıklarıdır. Diferansiyel termal analiz ise kimyasal bir sistem ile inert bir referans bileşik, bu bileşik alüminyum, silisyum, karbür veya cam parçalıkları olabilir. Arasındaki sıcaklık farkı ölçülerek sistemin absorbanlığı veya emitlediği ısı gözlenir. Çalışmada sistem ve referansın sıcaklıkları sabit bir hızla artırılır. Örnek ve referans arasındaki sıcaklık farkı sıcaklığın fonksiyonu olarak izlenir. Tartılmış miktarlardaki örnek ve referans küçük tavalar içine konur ve sisteme bağlı olan programlayıcıdaki kontrol termokuplu fırının sıcaklığının doğrusal bir hızla yükselmesini kontrol eder. Örnek ve referans termokupluları seri olarak bağlanmışlardır. Örnek veya referans sıcaklıkların arasındaki farklılık bir akım doğrusuna neden olur ve yükseltilen akım programlayıcıdaki kalemin konumunu değiştirir. Bahsetmiş olduğumuz termal diferansiyel analiz şematik diyagram aşağıda yer almaktadır. Bu şematik diyagramda bahsettiğimiz tüm detaylar basit olarak gösterilmektedir. Diferansiyel skaning kilometrede de örnek referans sıcaklıklarını yine düzenli bir hızla artırılır. Ancak her ikisinin sıcaklığının aynı olması için örnek veya referans dışarıdan gelen miktarda gereken miktarda ısı ilavesi yapılır. İlave edilen ısı kaydedilir. Örnekte oluşan endotermik veya ezotermik reaksiyonlar sonucu kaybedilen veya kazanılan ısıyı karşılar. Diferansiyel skaning kilometrede ısıtıcılar örnek ve referans kaplarının çok yakınına yerleştirilmiştir. Termokuplar bir sıcaklık farkı algıladığında örnek ve referanstan soğuk olanın sıcaklığı diğeriyle aynı seviyeye gelecek miktarda ısıya verilir. Isıtma hızı örnek sıcaklığın fonksiyonu olarak kaydedilir. Diferansiyel skaning kilometrede termogramlar, şekli 10'daki termogramlar görünmektedir. Burada gördüğümüz gibi diferansiyel skaning kilometre sisteminin şematik diyagramını görmekteyiz. Basit olarak bileşenlerini ifade etmektedir. Termometrik titrasyonlar. Termometrik titrasyonda dönüm noktası titre edilen çözeltinin sıcaklığının titrasyonda kullanılan standartın hacmine karşı grafiğe alınmasıyla saptanır. Bir termometrik titrasyon süresinde izlenen sıcaklık değişimi analit ve rengrenit reaginit reaksiyonu ile açığa çıkan ve absorbalanan ısıdan kaynaklanır. Bir reaksiyon ısısı veya entalpisi çok bilinen termodinamik denklemi aşağıdaki eşitlikte ifade edilmiştir. Burada T sıcaklığı, dG serbest enerji değişimi, dS reaksiyon entropi değişimi şeklindedir. Termal iletkenlik ölçüm yöntemleri ise ortam sıcaklığına, termal özelliklere bağlı olarak her biri sınırlı bir malzeme yelpazesi için uygun olan termal iletkenliği ölçmenin birkaç olası yolu bulunmaktadır. Bir numunenin termal iletkenliği ölçmek için 3 sınıf yöntem vardır. Sabit durum, zaman alanı ve frekans alan yöntemleridir.
Malzemenin ısıl özelliklerinin bilinmesi, malzemenin kullanıldığı yerde optimum performansa ulaşması konusunda oldukça önemlidir. Termal iletkenlik, malzemelerin ısı taşıma özelliklerinin tanımlanması için kullanılan termofiziksel özellikler arasında en önemli olanıdır. Termal iletkenlik analiz cihazı ile malzemenin termal iletkenlik sabit değerinin watt bölü metre kelvin şeklinde belirlenebilmektedir. Malzemenin yüzeyi cihazın sensörü ile temas ettirilerek sensör ile numune arasındaki sıcaklık etkileşiminden malzemenin termal iletkenlik katsayısı belirlenir. Cihaz düşük iletkenlik özelliğine sahip inşaat ve izolasyon malzemeleri termal iletkenliğini ölçmede kullanılabilmektedir. Referanslarım ise bu şekilde. Bilgileri derlediğim, toparladığım referanslar bu şekilde.